Türkiye'de engelli olmak zor. Dertlerine çare olmak için de Türkiye genelinde engelli milletvekili adaylarının sayısı artıyor. Peki bu adayların nasıl projeleri var? Büşra Cin sordu. Kimi zaman otobüse alınmadılar. Kimi zaman da minibüste dayak yediler. Onlar için yapılan özel yollarda ihlal edildi. Bunlar sadece birkaçı. Yaşantılarında mimari sorunlar, işsizlik, eğitim, sağlık ve sosyalleşme geliyor. Engellilerin sorunları saymakla bitmiyor. Bedensel veya zihinsel, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon engelli var. Çare olmak için siyasiler mecliste çalışmalar yürütüyor. Engelli milletvekilleri de bunların başında geliyor. Türkiye'de birçok partiden engelli milletvekili adayı var. Onlar engellilerin gözü kulağı, eli ayağı olmak için çalışıyorlar. Her dertlerine derman olmak istiyorlar. Biz de bugün CNN Türk ekibi olarak İstanbul'daki engelli milletvekili adaylarıyla sohbet ettik. Gelin onların sesine kulak verelim. Belediyelerimizde erişilebilirlik, ulaşılabilirlik noktasında çok ciddi düzenlemeler yapıldı. Noterler de engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılık getirerek daha fazla imkan tanıması lazım. Engellilerimize belki bu hak getirilebilir. Meclis üyelerinin bir tanesi engelli olması gerekiyor. Çünkü en iyi ilçenin yerel dinamizi onlar bilirler. AK Parti Milletvekili Serkan Bayram 26. dönemde mecliste Erzincan vekiliydi. Şimdi ise İstanbul'dan vekil adayı. Projelerim de sürecek diyor. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 3. Bölge adayı Bahattin Şengül ise engellilerin iş istihdamının önemine dikkat çekiyor. Önceliğimiz çalışma durumunda olan, çalışma talebi olan bütün engellilerimizi işe kavuşturacağız. Onları kendi kabiliyetlerine ve fiziki durumlarına uygun, şartlarına uygun işlere yerleştirilerek önceliğimiz istihdam. Sağlık kurullarında yaşanan rapor karmaşasına son vereceğiz. Kimsesi olmayan engelli vatandaşlarımıza yönelik gündüzlü ve yatılı engelli yaşam ve bakım merkezleri oluşturacağız. Cumhuriyet Halk Partisi adayı Turan Hançerli de engelli maaşları ve otizm eylem planına dikkat çekti. Engellilerin aldığı bu aylık, yaşlıların aldığı bu aylık ailenin geliri kriterine bağlandı. Yani engellinin gelirinin olup olmadığı değil, ailesi de yoksulsa, ailesi de açlık sınırını altındaysa o zaman engelliye bir gelir bağlanmaya başlandı. Öncelikle birinci görev ve hedefimin bu kanundaki bu çarpık anlayışı değiştirmek istiyorum. Otizm eylem planı bir, teşhis çok önemli. İki, tedaviye başlanması lazım. Üç, yeteri kadar ve ihtiyaç duyulduğu kadar eğitim alınması lazım. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den 8, CHP'den 8 ve MHP'den 11 engelli milletvekili adayı var.